Takas Bank sunar. Piyasa önüne devam ediyoruz. Sevgili Dinçer Kurt'la birazdan sohbetimize, grafiklerimize, analizlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi yine de güzel de bir arada verelim. Tansel Çiftçi'ye gidelim. Bugün dediğim gibi bolca teknik analiz, bolca grafik konuşacağız efendim. Tansel Bey de telefon hattımızda, sağ olsun dün kendisi yazdı. İnternet bağlantısını riske atmamak için telefonla bağlanacak ama sonrasında stüdyomuzda da olacak. Değil mi Tansel Bey? Günaydın öncelikle. Hoş geldiniz. Merhabalar, günaydın, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Dün Borsa İstanbul'da sizinle yaptığımız sohbet sonrasında gördüğüm tablo şuydu. 200 günlük 50 günlüğü yakaladı. Bir taraftan düşen kanalın üstüne doğru yavaş yavaş gidiyoruz gibi bir tablo vardı. Nitekim 9420 puandan kapattık ama hacim 88 milyar lira. Biraz orası kafamı karıştırdı. Ne dersiniz? Tam anlamıyla Borsa İstanbul'da artık rebound aldık. Bundan sonrasında primli seyir başlar diyebiliyor muyuz yoksa erken mi hala? Murat Bey, bildiğiniz gibi Temmuz sonundan beri düşen trend kanalının içerisindeyiz. Hı hı. Ara ara tepki hareketleriyle bu düşen trend kanalını kırmaya çalışsak bile şimdiye kadar yeterli olmamıştı. Bugün gelmiş olduğumuz noktada özellikle Trump'ın başkan olmasıyla, Amerika seçimlerinin bitmesiyle, belirsizliğin ortadan kalkmasıyla o gün güzel bir yükseliş yapmıştık ve onun ertesi günde sizinle yapmış olduğumuz yayında bize 1-2 gün daha lazım demiştik. Ve o 1-2 günü gerçekleştirdik. Düşen trendin kırılımına kadar tepki olan hareket, çarşamba ve perşembe günü görmüş olduğumuz yeşil mumlarla beraber, sizin de bahsettiğiniz gibi 55 günlük basit hareketli ortalamanın ve 200 günlük üstel hareketli ortalamanın üzerine çıktık ve aynı zamanda düşen trendi kırdık. Temmuz'un sonundan beri şimdiye kadar yapamadığımız bir hareketti bu. O nedenle daha pozitifiz Temmuz'dan beri. Bu nedenle de şimdi genel soru şu: tepki hareketi, yani bu düşen trende kadar tepki hareketi acaba trende dönüyor mu? Bütün piyasa artık bunu merak ediyor. Malum işte bugün de cuma ve bir haftalık kapanış. Eğer bugün güzel, yani yeşil bir mumla yine günü kapatırsak biraz daha artık trendten bahsetmeye, önümüzdeki günlerde yukarı yönlü hareketin ihtimalini yüksek görmeye başlarız. Ama tabii diğer bir alternatif de ne? Piyasanın bugünü negatif kapatması durumunda ise, biliyorsunuz cuma günleri hafta sonu riski almak istemeyenlerin satış günüdür. O nedenle eğer böyle bir satış bugün ya da bir kar realizasyonu görsek bile, eğer bu 55 günlük basit ortalamanın 200 günlük üstel ortalamanın üstünde kapanış yapmamız durumunda yine önümüzdeki günler için pozitif düşünebiliriz. O nedenle kırmızı mumlarda yatırımcı arkadaşlarımızın panik olmaması gereken bir gün içerisindeyiz. Tansel Bey, çok çok teşekkür ederiz. Yani ben de bir taraftan da siz konuşurken takvimimize bakıyordum. 29 Kasım'da inşallah stüdyomuzda olacaksınız. Sonrasında Allah'ın izniyle daha da fazla buluşacağız, değil mi? İnşallah. Vaktiniz oldukça her hafta stüdyomuzda zaten daimi konuk olarak sizleri ağırlayacağız. Dolayısıyla var mı da eklemek istediğiniz? 29 Kasım'a kadar yoksa bay bay diyeceğiz size. Özleyeceğiz. Unutmamak lazım ki biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi hacimler düşük. Burada çok aynen fazla bir hacim göremiyoruz. O nedenle yükselişlerdeki hacimleri takip etmek ve hareketli ortalamaya riayet etmek iyi olacaktır, güzel olacaktır. Teşekkür ederim. Size de iyi yayınlar diliyorum. Çok çok sağ olun efendim. Yani teknik analizin sadık bir şekilde takipçisi olurlarsa duyguları karıştırmayacağız ve o heyecan, değil mi, bizi yanlıştan birazcık da alıkoyacak gibi bir tablo da anlıyorum. Siz hep bunu zaten altını çiziyorsunuz. Evet. Tansel Çiftçi efendim bu ekrandaydı. Piyasaların değerli ismiyle birlikte konuştuk. Şimdi stüdyomuza dönüyoruz. Sevgili Dinçer Kurt'la birlikte sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tabii siz de özellikle onu belirttiniz. İsterseniz yavaş yavaş da geçelim. Az önce ben Tansel Bey'in grafiğinde özellikle şunu da gördüm. Sizin grafiğinizde yok ama periyottan dolayı koymadınız muhtemelen. 55 günlük ortalama, 200 günlük ortalamayla artık yaklaştı ve buluştu diyebiliriz. Yani o buluşma önemli çünkü hep 200 günlük ortalamanın altında bir Borsa İstanbul vardı, değil mi? Evet. Yani o kırılmayı nasıl okumak gerekiyor sizce Dinçer Bey? Şimdi dolar grafiği sanırım. Bu dolar bazlı. Bir öncekini alalım mı? Alalım. Tamam. Bir öncekini sevgilerimizden rica edelim. Buyurun lütfen.
Bir bahsettiğim gibi 9400 seviyesindeyken öncekinde 200 günlükte burada buluşuyordu 9400 seviyesinden ve daha sonrasında da bahsettiğiniz gibi 55 günlüklere yakınlaştı ve 200 günlük hareketli ortalamanın hemen şu anda buralara yakın seviyedeyiz. Fakat bahsetmek isterim ki işte teknik analizi neden kullanıyoruz kısmında da aslında bu düşüş trendinin içerisindeyken bakın burada yükselen trendimizi aşağıya kırıyoruz ve yeşil mum aslında bir onay hareketi gibi bize sinyali veriyor. Burada gelmiş. Tarım dışı istihdam verisi geliyordu ve orada tarım dışı istihdam beklentilerin altında kalınca Amerika'da bir resesyon mu oluyor endişesiyle birlikte burada düşüşler aslında biz burada onayı bu şekilde almıştık. 5 Ağustos Kara Pazartesi sadece düşüşümüzü hızlandırdı aslında ve biz buradaki hareketi yaşamasaydık yatay bir periyot bekliyorduk ki Özlem Hanım'la da konuştuğumuzda tam yatay kırıldıktan sonra ben şöyle bir kelime kullanmıştım yani 4-5 aylık bir süreçte yatay bekliyorum. Neden? Bakın burada bir düşen olarak görünebilir ama 9400'den aldığımız sürece burada yukarıya 10200'lere de gitsek dalgalansak yatay bir süreç olabilir. Ocak ayından sonra merkezin faiz indirim döngüsüyle alakalı çünkü kurum olarak beklentimiz Ocak ayındaydı bizim önceden de. Şu anda belki Şubat ayına sarkma ihtimalini düşünüyoruz. Ha, ama aslında teknik analizi biraz daha temel verilerle, beklentilerle birlikte yorumladığımız zaman bize gerçekten de çok şahane veriler ortaya koyuyor. Çünkü önceden satın alıyor teknik değil mi bunu? Kesinlikle öyle. Yani tekniğin neyi satın aldığını da bilmek lazım. Tabii. Satın alınan şeyin ne zaman harekete geçineceğini de aslında tahmin etmek lazım. Yani ikisini bir kullanmak lazım ve bugün geldiğimiz 9400'ün neden kritik olduğunu şöyle anlayabiliriz. Ocak ayındaki beklentimiz bizim olan faiz indirimine yaklaştık. Bazı kurumlar Aralık'ta faiz indirimi bekliyor. Bir enflasyon raporu gördük uzun hacimli mumda. Ve bu enflasyon raporundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını aldık. Ve burada 9400... Onu nasıl okuyorsunuz faiz indirim sinyali olarak mı Cumhurbaşkanı'na? Ben, çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan Kar konuştuğunda... Yani bu dönem son bir senede çok enflasyonla ilgili, ekonomiyle ilgili konuşmadı. Genelde anayasayla ilgili ama konuştuğu anda hemen dedik ki acaba faiz indirimi önden bir piyasa anlamda hazırladı mı Sayın Cumhurbaşkanı? Ne dersin? Piyasa öyle algıladı diyebilirim. Aldı. Evet ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadelerinden de ziyade öncesinde Sayın Fatih Karahan'ın açıklamaları Merkez Bankası iddialı olur söylemlerinden sonra enflasyon revizesiyle birlikte gerçekçi kelimesinin dahil edilmesi sunuma burada yumuşama sinyallerini verdi ve sıkı para politikasının aslında gevşeme ihtimallerini piyasa burada fiyatladı diyebiliriz. Tabii ki aldığımız bazı haber verileri de oluyor. Bunu nasıl yorumlayabiliriz? Mesela bu yükselişlerde hangi hisselerle habere dayalı yükselip yükselmediğimizi anlayabiliyoruz. Mesela en çok yükselen hisselerden iki tanesi Koç Holding'li Yapı Kredi Bankası'ydı. Endeksi yukarı taşıyan. Ve biz bu yukarı taşın marketlerini 11.000 seviyesine doğru da görmüştük. Ya onlar çok etkili oldu. Çok etkili oldu. Yani biz aslında önceye bakıp şimdi bugünü yorumluyoruz ya. Aynen. Öncesinde de yine bir Yapı Kredi haberiyle birlikte 11.000 seviyelerine doğru yukarı gitmiştik. Sonrasında beklentiler gerçekleşmeyince ya da gerçekleşseydi bile beklentilerin altında belki bir satış olacaktı. Evet ve geri çekecektik. Yani anlatmaya çalıştığım şey şu. Biz bu 9400 seviyesini ana bir katalizörle mi geçiyoruz yoksa bir haber beklentisiyle mi geçiyoruz? Eğer haber beklentisiyle geçiyorsak burada geri dönüşler görebiliriz. Onun için aslında ihtiyatlı olmakta yani fayda var. Yani şöyle diyorsunuz yani bir haber geldiği zaman Yapı Kredi haberi gibi sonra o haber yalanlanır ya da gerçekleşmezse bu defa haberle gelen haberle gider diyorsunuz. Ama teknik anlamda bir yükseliş yaşarsak çok daha sağlıklı bir yükselişten bahsediyorsunuz. Kesinlikle öyle. Bu tarz söylemler olmasaydı ve 9400'ü geçseydik tamamen şuna odaklanacaktık. Enflasyon raporu sunumu ve Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemlerine odaklanacaktık ve ana katalizörümüz olan faiz indirim döngüsünün demek ki erken başlanması bekleniyor ki bu denli güçlü üst üste gelen direnç bölgesi yukarı kırıldı diyecektik. Ve şöyle söyleyelim, bu direnç bölgesinin yukarı kırılmasında da hacime bakmamız lazım. Az yani, önce Tansel Bey'in evet, altını ağzına çizim. Sağlık onun da. Yani burada eğer biz yüksek bir hacimle bu bölgeyi kıramıyorsak yine fake dediğimiz o tuzak hareketlerini görebilmemiz mümkün. Ne kadar olması gerekir sizce hacim? Bence en azından BIST 100 için 100 milyarın üzerinde bir koğuşlanma gerekiyor. Onu söyleyeyim. Yani 9400 çok güçlü. Geçtik. Bu çok pozitif bir durum. Ama genel olarak baktığımızda proaktif bir şekilde takip etmemiz gerekiyor diyelim. Yakından onun için ihtiyatlı olmakta fayda var diyoruz. Ve...
Yani şunu da unutmamak lazım. Biz şu anda bir senaryo içerisinde hala görünüm düşen trend kırılmış olsa da aslında piyasa bize zayıf bir piyasayı işaret ediyor. Nasıl güçlü bir piyasaya dönmüş oluruz? Dediğim gibi 9400'ün üzerinde dünkü zirve rakamının üzerinde bir kapanış yaparsak o zaman tamam bazı şeyler teyitleşiyor ve Borsa İstanbul artık güçleniyor, güçlü beklentiler oluşuyor diyebiliriz. Diyebiliriz. Yani şuraya bakıp şurayı unutmamak lazım. Burası büyük resim. Evet. Bu düşüş. Oradaki o iki tane yeşili görüp küçük resme bakıp yani tabiri caizse çok özür dilerim gaza gelmemek lazım. Kesinlikle bankacılık grafiğinde de göreceğiz. Aynen. Zaten göreceğiz. Onları. Şimdi dolar bazına grafiği verelim. Şimdi şeyi soracağım. Yani burada herhalde en temel risk belli ki Merkez Bankası Ocak ya da Şubat bir şekilde biz bunu zaten Aralık'tan itibaren belki bu ayın sonunda itibaren fiyatlamaya daha da başlayacağız. Faiz indirecek. Ancak burada tek siyah kuğu ya da en büyük siyah kuğu herhalde erken seçim olur değil mi? Evet. Yani böyle bir tartışma. Çünkü yani bir taraftan belediyelere kayyum atanıyor. Diğer taraftan Sayın Devlet Bahçeli'nin evet yani siyasi analist değilsiniz ama ben hani sesli düşünüyorum bir vatandaş olarak. Anayasa tartışmaları var. Dolayısıyla bir olası erken seçim herhalde Borsa İstanbul için en istenmeyen senaryo olur. Yoksa olası tabloda 2025 biraz daha olumlu olacak gibi gözüküyor. Kesinlikle belirsizlik en kötüsüdür diyoruz ya. Bir belirsizliği daha aslında kaldırmak zor olabilir Borsa İstanbul açısından. Fakat bu pozitif de yansıyabilir. Yani baktığımız zaman biz direkt ilk yorumlamada hata yapabiliriz ve piyasa genelinde çok farklı yorumlar da oluşabilir. Ama bize asıl gerçeği gösterecek olan şey fiyattır. Yani biz fiyatlamadan aslında gerçeği anlayabiliriz. Onun için de teknik analizi kullanıyoruz. Öyle bir durumda dediğim gibi belirsizlik yaratır. İlk etapta düşündüğümüz zaman Borsa İstanbul için negatif diyebiliriz. Tabii. Diyebilir. Yorum olarak. Aynen. Şimdi, dolar bazında lütfen. Buyurun lütfen. Yine aynı kanal gibi görünse de gördüğünüz gibi daha öncesinde, iki gün önce bu kanalın kırıldığını ve onay hareketini görüyoruz bu bölgede. Ve dolar endeksini daha önceden takip edenler aslında 9400'ün yukarı kırılma ihtimalini daha güçlü bulabilirdi. Dolar endeksi önden fiyatladığı için. Tabii ki de yabancı kurum raporlarında da dikkat ediyoruz. Yabancılar da tabii ki dolar endeksi, dolara da bakarak işleme giriyorlar. Burada yabancı raporlarından da aldığımız şeyler şunlardı. Aylık enflasyonu takip ediyoruz, ana eğilimindeki düşüşü ve merkezin söylemlerini yakından takip ediyoruz diye raporlar aldık. Şimdi baktığımız zaman buranın kırılması da bize aslında faiz indirim döngüsünün başlama süreci ihtimali, iki ihtimal konuşuyorduk ya 9400'ün yukarı evet. geçirmesi için. O ihtimali daha güçlendiren bir senaryo olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda kısa vadeli hareketli ortalamalarından da güç almış ve grafiğin solundan geldiği üzere 268 dolar gerçekten şu anda güçlü bir destek noktası olarak oluştuğunu söyleyebilirim. Onun için eskiye nazaran biraz daha güvenli ve biraz daha iyimser bir tabloya bakıyoruz diyebilirim. Diyebiliriz. Ama yine de bahsettiğim gibi ihtiyatlı olmakta fayda var. Ki birçok sebebimiz var ihtiyatlı olmak evet. için değil mi? Yani genel tablo bir miktar daha baskı yoğun efendim. Çok minik bir ara sonra devam edeceğiz. Takas Bank sundu.